Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. İsmim Alparslan Demir. Yeni bir Fransızca videosuyla karşınızdayım. Fransızca paragraf, metin okuma ve çeviri çalışmaları yapıyoruz. Daha önce farklı başlıklarda, farklı zorluk seviyelerinde çalışmalar yapmıştık. Sizlerden çok olumlu dönüşler oldu. Zira YDS için de çok faydalı. Metin çözümlemesi ve metin çevirisi açısından güzel bir çalışma. Bu çalışmamızın, bu videomuzun başlığı 4 Sezon en Türkiye, Türkiye'de 4 mevsim. Daha çok A2 seviyesine uygun bir çalışma. Hem yeni kelimeler, terimler, deyimler öğreniyoruz. Bazı videolarda atasözler de geçiyor ki, daha önce söylemiştim. Kendinize bir kelime defteri hazırlayıp, öğrendiğiniz kelimeleri, deyimleri, terimleri, atasözlerini yazıp ezberlemeniz çok faydalı olacaktır. Bir taraftan, cümle, paragraf çözümlemesi yapıyoruz. Dil bilgisi açısından hangi öğe nereye bağlıdır görmüş oluyoruz ve birlikte tercümesini yapıyoruz. Yine ben olsam şöyle tercüme ederdim. Şöyle söylesek daha doğru olmaz mı gibi kendi karşılıklarınız olursa yorumlara yazarak iletebilirsiniz. Videoya başlarken sağ alt köşede abone ol diye bir seçenek var. Henüz abone olmadıysanız abone olarak kanala destek olmayı unutmayın. Yine unutmadan süper teşekkür özelliğini kullanarak yorum yazan takipçilerime, öğrencilerime teşekkür ederim. Haydi başlayalım. La Türkiye, Türkiye gördüğünüz gibi dişil bir isim. Konuya kelime bilgisi ile giriş yapalım. La saison, mevsim demek. Le monde entier, tüm dünya, Hemen bir yıldız atalım. Yıldız bizim ek bilgi işaretimiz. Daha önce farklı videolarda defalarca geçti. Tulmond. Tulmond herkes demek diye söylemiştim. Sınıf derslerimde de öğrenciler bazen karıştırıp bunu bütün dünya, tüm dünya diye tercüme ediyorlar. Bütün dünya değil, Tulmond herkes demek. Tüm dünya demek istiyorsak, le monde karşılığını kullanabiliriz. Les beautés naturelles, doğal güzellikler, profiter de, den, faydalanmak, se colorer, renklenmek, se réchauffer, ısınmak, duran, boyunca demek, yine bir yıldız atalım, pandan, boyunca demek, daha çok pandan kullanıyoruz. La plupart de, çoğu, recevoir, kabul etmek, misafir kabul etmek, almak karşılıklarını Türkçe'ye veriyor. Acquire, kabul etmek almak karşılığını yine veriyor. Şöyle bir yıldız atalım. Bu kelimeleri, terimleri kelime defterinize yazıp ezberlemeye çalışın. Şimdi metnimize geçebiliriz. Bir yıldız atalım. Daha önce YDS Fransızca'ya yönelik çalışmalar yaptık. Bundan sonra da yapacağız. Daha önce yaptığımız çalışmaların serinin kartını buraya ekliyorum. İsteyenler buradan ulaşarak çalışabilirler. Şimdi bir metne çözümleyeceğiz ya da tercüme edeceğiz. Öncelikle okumamız çok doğru olur. Hemen cümle cümle tercümesine başlamak yerine önce tamamını bir okumamız gerekiyor ki metnin gramatikal yapısını anlayalım. Hangi öğe nereye gönderme yapıyor anlayalım. İçinde geçen kelimeleri ve metin içindeki karşılıklarını yakalayabilelim. La Türkiye E Ampe merveilleux où quatre saisons se vivent en même temps chaque année de nombreux touristes non seulement d'Europe mais aussi du monde entier viennent en Turquie pour voir les beautés naturelles de la Turquie visiter des lieux historiques profiter de la mer et du soleil et goûter les délicieux plats de la riche cuisine turque la Turquie est un pays merveilleux où quatre saisons se vivent an tam. An tam aynı anda aynı zamanda. Burada olmak fiili var. Etre ve prezanda çekilmiş. Le ülke. Sonunda s var çoğul diye düşünmeyelim. Tekil halinde s var. Merveyye harkulade. Bakın burada bir u pronom relatifi var. Ki orada 4 sezon 4 mevsim ve yaşanır. An tam aynı anda. Hemen bu cümlenin Türkçesini yazalım. Türkiye Türkiye aynı anda aynı anda 4 mevsimin 4 mevsimin yaşandığı harika bir ülkedir. Harika bir ülkedir. Okunaklı yazmaya çalışıyorum. Zaten birlikte konuşarak ilerliyoruz. Chaque année, şak ile sıklık zarfı yaptık. Her sene, de nombreux turist, çok sayıda turist, non seulement d'Europe, sadece Avrupa'dan değil, mais aussi, ama aynı zamanda, du monde entier, tüm dünyadan, viennent en Türkiye, Türkiye'ye geliyorlar, pour voir, görmek için, les beauté naturelles de la Türkiye, Türkiye'nin doğal güzelliklerini, visite des lieux historiques, tarihi yerleri ziyaret etmeye, ziyaret etmek için Profite de la denizin güneşin tadını çıkartmak için denizden güneşten faydalanmak için e ve goûter les délicieux plats de la zengin türk mutfağının lezzetli yemeklerini tatmak için uzun oldu hepsini toparlamamız lazım Chaque her sene de nombre de touristes non seulement d'Europe. Sadece Avrupa'dan değil. Avrupa'dan değil, tüm dünyadan, tüm dünyadan çok sayıda turist, pek çok turist, pek çok turist. Şimdi sondan başa doğru toparlamamız lazım. Şurayı alalım. Pour voir les beautés naturelles de la Turquie. Türkiye'nin Türkiye'nin doğal güzelliklerini güzelliklerini görmek için görmek. Hatta virgül koyup devam edelim. Visite des lieux historiques tarihi yerleri ziyaret etmek için. Gezip görmek için diyelim. Hadi gezip görmek için virgül şurayı alalım. Güneşin ve denizin tadını çıkartmak için güneşin ve denizin tadını çıkartmak için tadını çıkarmak için ve goûter les délicieux plats de la riche cuisine turque ve zengin Türk mutfağının Türk mutfağının lezzetli yemeklerini lerini tatmak için için şimdi toparlayacağız. Her sene sadece Avrupa'dan değil tüm dünyadan pek çok turist Türkiye'nin doğal güzelliklerini görmek, tarihi yerlerini gezip görmek, Güneşin ve denizin tadını çıkarmak için ve zengin Türk mutfağının lezzetli yemeklerini tatmak için Türkiye'ye Türkiye'ye geliyorlar yazalım. Geliyorlar. Şimdi bir okuyalım bakalım nasıl oldu. La Turquie est un pays merveilleux où quatre saisons se vivent en Türkiye aynı anda dört mevsimin yaşandığı harika bir ülkedir. Chaque année, de nombreux touristes non seulement d'Europe Me aussi du monde entier viennent en Turquie pour voir la beauté naturelle de la Turquie, visiter des lieux historiques, profiter de la mer et du soleil et goûter les délicieux plats de la riche cuisine turque. Her sene sadece Avrupa'dan değil, tüm dünyadan pek çok turist. Türkiye'nin doğal güzelliklerini görmek, tarihi yerlerini gezip görmek. Şuradaki içini çıkartalım, sonda vereceğiz çünkü. Şöyle alalım şurayı çıkartalım. Devam edelim. Güneşin ve denizin tadını çıkarmak. Yine için var. Onu da çıkartalım. Sonda toparlayacağız. Ve zengin Türk mutfağının lezzetli yemeklerini tatmak için buradaki için hepsine uydu. Türkiye'ye geliyorlar. Gayet güzel oldu. Devam edebiliriz. Avec le printemps yani ilkbahar ile hemen bir okuyalım. La nature unique de la Turquie commence à se colorer. Buranın master olması gerekiyor. Hemen şuraya bir R koyalım. Bu arada metinlerin hepsini ben kendim yazıyorum. Bazen sorular geliyor. Hocam videolardaki cümleleri nereden alıyorsunuz? Paragrafları nereden alıyorsunuz diye. Hepsini ben yazıyorum. Fransızca'da kullanılan atasözleri, deyimler hariç. Onları pek tabi olduğu gibi alıp kullanıyoruz. Avec le printemps qui commence en avril. Le soleil revient et le temps commence à se réchauffer. La nature prend vie en avril. Les touristes, qui commencent à venir avec le printemps, se promènent dans la magnifique nature ornée de fleurs colorées. Bakın, bir sürü güzel var. Şimdi la nature unique de la Turquie commence à se colorer avec le printemps. Burada ki var çok önemli. Pronom relatif. Şuraya bir yıldız atalım. Le pronom relatif çok önemli bir konu. Öğrencilerin çok zor bir, bulduğu bir konu. Daha önce çalışmıştık. Sonra farklı videolarda da detaylandırmıştık. Giriş videosunun kartını buraya ekliyorum. İzlemediyseniz mutlaka izleyip çalışın. Ki en an karşılığını verir. Sonrasında çekilmiş fiil gelir. Ki komas anavril. Şuraya kadar alalım tercüme edelim. La nature unique. Eşsiz doğası. De la Turquie. Türkiye'nin eşsiz doğası commence à se colorer. Renklenmeye başlar. Avec le printemps. ilkbaharla birlikte renklenmeye başlar. Qui commence en avril? Avril, nisan. Nisan ayında başlayan ilkbaharla birlikte diye toparlayacağız. Nisan ayında, nisan Ayı ile diyelim hatta ile başlayan ilk bahar ilk Türkiye'nin Türkiye'nin eşsiz doğası commence à s'colorer renklenmeye başlar renklenmeye başlar güzel bir giriş oldu. Hemen devam edelim. Le soleil revient et le temps commence à se réchauffer. Güneş geri gelir. Güneş geri gelir. Güneş geri gelir. Çok güzel bir cümle olmadı. Şunu çıkartalım. Daha güzel bir karşılık bulalım. Şöyle desek nasıl olur? Güneş Güneş yüzünü gösterir diyelim ve letam hava ve hava ısınmaya başlar. Hava ısınmaya başlar. Noktayı koyduk. Böyle daha güzel oldu sanki. La nature prend vie en avril. Prendre vie, prendre vie. hayat bulmak, hayata dönmek. Hatta canlanmak desek nasıl olur? Doğa Nisan ayında canlanır. Nisan Ayında canlanır. Noktayı koyalım bir sonraki cümle. Le trist qui commence à venir avec le printemps. Bakın yine ki var. Türkçe'ye en an karşılığını verir. Sonrasında çekilmiş fiil gelmesi gerekir. YDS'de mutlaka ve mutlaka kullanılır. Se promener, se promener, gezmek, dolaşmak. Dans la magnifique nature ornée de fleurs colorées, rengarenk çiçeklerle bezeli muhteşem doğa sında, muhteşem doğada se dolaşırlar, gezintiler yaparlar. Hemen toparlayalım. Les touristes qui commencent à venir avec le printemps. İlk baharla birlikte. İlk baharla birlikte diyelim. Birlikte gelmeye başlayan gelmeye başlayan turistler turistler sur promenade la magnifique nature ornée de fleurs colorées renkli rengarenk çiçeklerle bezeli çiçeklerle bezeli muhteşem doğada gezintiler yaparlar diyelim. Gezintiler yaparlar. Bakalım nasıl oldu? Okuyalım, kontrol edelim. La nature unique de la Turquie commence à se colorer avec le printemps qui commence en avril. Nisan ayı ile başlayan ilk barda Türkiye'nin eşsiz doğası renklenmeye başlar. Le soleil revient et le temps commence à se réchauffer. Güneş yüzünü gösterir ve hava ısınmaya başlar. La nature prend vie en avril. Doğa Nisan ayında canlanır. Les touristes qui commencent à venir avec le printemps se promènent dans la magnifique nature ornée de fleurs colorées. İlkbaharla birlikte gelmeye başlayan turistler rengarenk çiçeklerle bezeli muhteşem doğada gezintiler yaparlar. L'été est chaud et magnifique. L'été est la saison préférée de la plupart des gens. C'est la meilleure saison pour profiter de la mer et aller se promener sur la plage sous le beau soleil. C'est aussi la saison idéale pour profiter de l'eau et aller nager à la mer ou à la piscine. Bien sûr, n'oublions pas les visiteurs qui viennent voir les lieux historiques de la Turquie. Evet, L'été est la saison préférée de la plupart des jeunes. L'été, Yas. Yaz, insanların plupart des jeunes, insanların la saison préférée, nasıl en çok sevdikleri mevsimdir. En sevdiği mevsimdir. İnsanların çoğunun favori mevsimidir desek çok doğru, çok güzel olmuyor. En sevdiği mevsimdir diyelim. Nokta. Bir sonraki cümle. C'est la meilleure saison pour profiter de la mer et aller se promener sur la plage sous le beau soleil. Şuraya kadar alalım. Toparlamamız lazım. C'est la meilleure saison pour profiter de la mer et aller se promener sur la plage sous le beau soleil. Güzel güneşin altında. Sıcak güneşin altında diyelim daha güzel. Sıcak güneşin altında. Plajda, plajlarda diye çoğul yapalım. Plajlarda gezip dolaşmak ve denizin denizin tadını çıkarmak için tadını çıkarmak için en güzel mevsimdir diyelim. En güzel mevsimdir. Noktayı koyduk. Hemen bir sonraki cümleye bakalım. C'est aussi la saison idéale pour profiter de l'eau et aller nager à la mer ou à la piscine. Şuraya kadar aldık. Yine benzer bir cümleyle devam ediyor. Aynı şekilde ideal mevsimdir. Pour profiter Suyun tadını çıkarmak için ve alenaje yüzmek için alemer denizde ya da havuzda. Yaz diye başlayalım. Yaz aynı zamanda suyun tadını çıkarmak tadını çıkarmak virgül denizde ya da denizde ya da havuzda havuzda yüzmek için yüzmek için ideal mevsimdir. Noktayı koyduk. Yaz aynı zamanda suyun tadını çıkarmak, denizde ya da havuzda yüzmek için en ideal mevsimdir. Fena olmadı. Zaten biraz sonra hepsini birden okuyacağız. Bien sûr, pek tabi. N'oublions pas, unutmayalım. Bakın, nu şahıs samirine olumsuz emir cümlesi oluşturduk. Hemen bir yıldız da atalım şuraya. Fransızca'da emir kipi. Daha önce çalıştığımız bir konu. Bu da önemli bir konu. İzleyip çalışmadıysanız mutlaka izleyin. Videonun kartını buraya ekledim. Bien sûr n'oublions pas les visiteurs. Ziyaretçileri unutmayalım. Yine qui var, qui vient voir les lieux historiques de la Turquie. Hemen toparlayıp Türkçe karşılığını yazalım. Pek tabii. Pek tabii Türkiye'nin Türkiye'nin tarihi yerlerini görmek için için gelen ziyaretçileri ziyaretçileri unutmayalım. Renkli yazalım şurada sığmayacak. Unutmayalım. Şimdi oldu. Hemen okuyup kontrol edelim. L'été est la saison préférée de la plupart des gens. Yaz insanların çoğunun en sevdiği mevsimdir. C'est la meilleure saison pour profiter de la mer et aller se promener sur la plage sous le beau soleil. Sıcak güneşin altında plajlarda gezip dolaşmak, şuraya bir kelime diyelim. Dolaşmak ve denizin tadını çıkarmak için, çıkarmak için en güzel mevsimdir olacak. Bakın. Şuraya için ekleyelim. En güzel mevsimdir. Sıcak güneşin altında plajlarda gezip dolaşmak ve denizin tadını çıkarmak için en güzel mevsimdir. Bu yüzden kontrol ediyoruz. Mutlaka kontrol edin sınavlarda da. Eksiğiniz varsa görürsünüz. Öğrencilere sınavdan sonra, sınavınız bittikten sonra mutlaka baştan sona kontrol edin diye defalarca söylüyorum. C'est aussi la saison idéale pour profiter de l'eau et aller nager à la mer ou à la piscine. Yaz aynı zamanda suyun tadını çıkarmak, denizde ya da havuzda yüzmek için ideal mevsimdir. Bien sûr, n'oublions pas les visiteurs qui viennent voir les lieux historiques de la Turquie. Peki tabii Türkiye'nin tarihi yerlerini görmek için gelen ziyaretçileri unutmayalım. L'automne est très beau, sonbahar çok güzeldir. Bu arada şöyle bir video daha önce çalışmıştık. Mevsimler, aylar, gönler diye. O videonun kartında ekliyorum. Başlangıç konularından bir tanesi. Belki izleyip çalışmak isteyen olur. Hemen burayı da bir okuyalım şimdi. Le Tom en Turquie est aussi très beau. Kolay bir cümleyle başladık. Les couleurs de la nature commencent à changer. Bu da kolay. Durant cette saison les feuilles des arbres tombent et couvrent le sol d'un tapis brun, rouge et jaune. L'automne est la saison idéale pour prendre des super photos. Les lacs et les forêts de Turquie attendent les visiteurs. Yine, djemne djemne ilerliyelim. L'automne en Turquie est aussi très beau. Et aussi, aynı zamanda, très très çok, beau. Sıfat, nitirime sıfatı çok güzeldir. Türkiye de son bahar da Çok güzeldir. Noktayı koyduk. Le couleur de la nature commence à changer. changer. Değişmek demek. Değişmeye başlar doğanın renkleri. Doğanın renkleri değişmeye başlar. Doğanın renkleri değişmeye başlar. Değişmeye başlar noktayı koyduk. Durant cette saison, les feuilles des arbres tombent et couvrent le sol d'un tapis brun, rouge et jaune. Burada bilmemiz gereken şuradaki fiil. Şuraya çıkartalım bir yıldız atalım. Fiilimizin mastar hali kuvrir. Örtmek, kaplamak karşılıklarını Türkçe'ye veriyor. Şimdi cümlenin tercümesini yapalım. Durant cette saison. Sonbahar boyunca desek nasıl olur? Bu mevsim boyunca değil de sonbahar boyunca. Le feu des arbres tombe. Ağaçların yaprakları dökülür. Ağaçların yaprakları feuille dökülür. Et cour le sol d'un tapis brun rouge et jaune. Sarı, kırmızı ve kahverengi bir kahverengi bir halıyla halı gibi halı gibi yeri yerleri kaplar diyelim. Yerleri kaplar. Dökülen renkli yaprakların rengarenk bir halı gibi yani kırmızı, kahverengi, sarı bir halı gibi yerleri kapladığını anlatıyoruz. Devam edelim şimdi. Le temps est la saison idéale pour prendre des superbes photos. Prendre des photos, fotoğraf çekmek. Sonbahar harika fotoğraflar çekmek için harika fotoğraflar çekmek için çekmek için ideal mevsimdir. İdeal mevsimdir noktayı koyduk. Son cümle. Leylak, ele fred de Türkiye atan le visiteurs. atan fiili beklemek demek. Göller, ormanlar, Türkiye'nin gölleri ve ormanları. Türkiye'nin gölleri, gölleri ve ormanları, ziyaretçileri, ziyaretçileri bekler. Nokta koyup yine okuyup bir kontrol edelim. L'automne en Turquie est aussi très beau. Türkiye'de sonbaharda çok güzeldir. Les couleurs de la nature commencent à changer. Doğanın renkleri değişmeye başlar. Durant cette saison, les feuilles des arbres tombent et couvrent le sol d'un tapis brun, rouge et jaune. Sonbahar boyunca ağaçların yaprakları dökülür, sarı, kırmızı ve kahverengi bir halı gibi yerleri kaplar. L'automne Et la saison idéale pour prendre des super photos. Sonbahar harika fotoğraflar çekmek için ideal mevsimdir. Les lacs et les forêts de Turquie attendent les visiteurs. Türkiye'nin gölleri ve ormanları ziyaretçileri bekler. L'hiver et la saison froide. Kış, soğuk, mevsim. Hemen burayı da bir okuyalım. L'hiver et la saison la plus froide, la plus superlatif. Le paysage devient tout blanc à cause de la neige et de la glace. La Turquie est l'un des pays qui reçoit le plus de visiteurs pour les sports d'hiver. De grands hôtels accueillent ceux qui viennent pour faire du ski et profiter de la neige. Cette période montre aussi des fêtes de fin d'année. L'hiver est la saison la plus froide, la plus superlative. en soğuk mevsimdir. Kolay ve kısa bir cümleyle başladık. Le paysage devient tout blanc à cause de la neige et de la glace. Peyzaj için manzara desek olur ama Türkçe'de kullanılıyor. Dolayısıyla peyzaj diye yazabiliriz. Peyzaj. Kar ve buz sebebiyle sebebiyle Tout blanc. Ben olur. Bembeyaz beyaz olur. Noktayı koyduk. Sonraki cümle. La Turquie est l'un des pays qui reçoit le plus de visiteurs pour les sports d'hiver. Yine ki pronom relatifi var. Pour edatı var. için demek. Recevoir almak, kabul etmek, ziyaretçi kabul etmek. En başta görmüştük. Le plus de en çok ziyaretçiyi Les diver kış sporları geçiyor burada. Hemen şöyle yazalım. Türkiye Türkiye kış sporları için sporları için en çok misafir ağırlayan misafir ağırlayan ülkelerden den biridir diyelim. En an karşılığını da verdik. Deux grands hôtels accueillent ceux qui viennent pour faire du ski et profiter de la neige. Büyük oteller, büyük oteller, kayak yapmak, kayak yapmak ve karın tadını çıkartmak, karın tadını çıkartmak için, çıkartmak için gelen, ziyaretçileri, gelenleri ağırlarlar. Gelen ziyaretçiler, gelen turistleri diyelim. Turistleri ağırlarlar. Noktayı koyduk. Son cümle. Set periyot montre aussi des fêtes de fin d'année. Fin d'année sene sonu bayrama. Yıl sonu tatili. Set periyot diye başlayacağız. Bu dönem desek, yılın bu mevsimi, yılın bu zamanı desek. Aslına bakarsanız sezon kullanılmadığına göre, periyot kullanıldığına göre yılın bu dönemi diye başlayabiliriz. Yılın bu dönemi aynı zamanda zira montre aussi var. Aynı zamanda sene sonu kutlamalarının kutlamalarının da habercisidir diyelim. Latincesidir. Noktayı koyup hemen bir okuyup kontrol edelim. L'hiver est la saison la plus froide. Kış en soğuk mevsimdir. Le paysage devient tout blanc à cause de la neige et de glace, de la glace. Peyzaj kar ve buz sebebiyle bembeyaz olur. La Turquie est l'un des pays qui reçoit le plus de visiteurs pour les sports d'hiver. Türkiye kış sporları için en çok misafir ağırlayan ülkelerden birisidir de grands hôtels accueillent ceux qui viennent pour faire du ski et profiter de la neige. Büyük oteller kayak yapmak ve karın tadını çıkarmak için gelen turistleri ağırlarlar. Set période montre aussi des fêtes de fin fête de d'année. Yılın bu dönemi aynı zamanda sene sonu kutlamalarının da habercisidir. Ve la fin de la video geldik videomuzun sonuna. Türkiye'de 4 mevsim, 4 sezon en Türkiye başlıklı metin çalıştık. Paragraf, metin okuma ve çeviri çalışmaları yaptığımız videomuzun sonuna geldik. Hem kelime öğrendik, hem paragraf çözümleme nasıl yapılır ona baktık, hem de birlikte tercümesini yaptık. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi, Yorum yazmayı unutmayın. Bir video ne kadar çok beğenilirse, ne kadar çok yorum yapılırsa o kadar üst sıralara çıkıyor ve o kadar çok kişiye ulaşabiliyor. Videoların daha çok kişiye ulaşması ve daha çok kişiye faydalı olması harika olur. Henüz abone olmadıysanız abone olarak kanala destek olmayı unutmayın. Abone olmak tamamen ücretsiz ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın zil çan işaretine tıklayarak bildirimlerinizi açabilirsiniz. Gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.